Dolayısıyla hani burada bu bedava çalışmak çok önemli. Bedava çalışmak konusu.
Kesinlikle bedava çalışmamalıyım ben. Ondan bahsediyorum. Yani bir tip bir şey bir beyan ettiğinizde onun altına inmemekten bahsediyorum. Şu kadar işlerin onun altında asla olmaz gibi bir konudan bahsediyorum. Devam ediyoruz. Şimdi bu etkileme sanatı ve önerilik sonlarında yoktu. Fakat daha geniş açıdan zaman içerisinde edindiğimiz tecrübelerle birlikte aslına bakarsanız nasıl çalışmalıyız anlatmadan önce şunu gördüm ben. Yani şunu düşündüm. Acaba sunumda hazırladığım slaytlarda etkileme, iletişim, ikna mı önde olmalı? Yani o ne kadar önemli? Bir de bize eğitimlerde verilen konuların uygulamaları sıraladığında bunun daha önemli olduğuna karar verdim. Çünkü insanlarla temaslarımızın her teması bir fırsat. Yani evde oturduğunda yanındaki kişiyle konuşmaya başladık. Kart verdik. Aa benim evim var dedi. Bir fırsat. Ya da telefon etti, karttan aradı, eşten, dosttan, akrabadan, iş yerinden bir şekilde aradı, başka müşteriden, brandadan aradı. Nereden aradığının önemi yok. Yani bize ulaşan kişi ile temasımızın adına ben fırsat diyor. Fırsat başka bir şey yani. Temas başka bir şey, fırsat başka bir şey. Fırsat ayağımıza geldi. Fırsatı ama biz yaratırız ama kendiliğinden gelir. Ama sebeplerinden ziyade fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? Yani fırsatı sonuca dönüştürebiliyor muyuz? Ben işin bu noktasına daha çok yoğunlaştım. Bununla ilgili de ikna iletişim noktasında şeyler yaptım. Benim bu mesleğe başladığımda ilk okuduğum kitap buydu. Kevin Hogan'ın İstediğiniz Kişiye 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz. Böyle bir mecazi anlam var ama içerisinde ikna teknikleri var. Bu kitap okumanızı tavsiye ederim. İçerisinde çok güzel bilgiler var. Kadriyan size falan vermiştim, ben de okumuş muyum bilmiyorum ama bu kitap çok hoşuma giden bir kitap ama bu kişinin, Kevin Hogan'ın bununla ilgili ikna konusunda bir sürü kitapları var. Bizim, yani size daha doğrusu şöyle tavsiyem var. Kitap evlerine gittiğinizde iletişim bölümünü, reyonunu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Karıştırmanızı tavsiye ederim. Orada ayakta baksanız bile pek çok şey öğrenebilirsiniz fakat bu kitapta buna benzer kitaplarda şöyle bir şeyler var. Hani kitap okumayı çok sevmeyen kişiler için en can alıcı noktalar çerçeve içerisinde kalın bir şekilde alınmış. O cümleleri okumanız ve onun üzerine düşünmeniz dahi bir eğitim. Gerçekten öyle. Sonra sadece gayrimenkulle ilgili değil, günlük yaşantımıza dair, eşimizle, çocuklarımızla, etrafındaki insanlarla diyalog noktasında. Tamam. Şimdi bir iki şeyim var. Onlar da şey yapayım, anlam olabilir. Şimdi etkileme sanatı bunda biraz derine gireceğiz ama bu kontrol kelimesi çok önemli. Kontrol kelimesi. Az önce şeyde de söyledim. Sonunda da söyledim. Yani şöyle düşünün sektör içinde olan arkadaşlar. Sadece kendi kendine düşünün. Müşterileriniz var. Hepinizin müşterileri var. Müşterilerinizle temas da kontrol kimde? Yani sizde mi? Karşı tarafta mı? Yoksa havada mı duruyor? Bu çok 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 önemli. Müşterilerle, işte ondan biraz bahsediyoruz. Müşterilerle temasımızda kontrol bizdeyse işte biraz otoriteye doğru gidiyoruz. Yani onları yönlendirmek noktasından bahsediyorum. Kontrol üzerinde, yani kontrol çok çok önemli. İki kişi konuşurken bile mutlaka birisi diğerini kontrol ediyoruz, yönlendiriyoruz diye düşünüyorum. İlk intibanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk kez tanıştığımda yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Birisi arıyor diyor ki bizim evimize gelin bakın. Sadece sesini duyuyorum. Randevu ulaşmak için ilk temas. Temas sayısı çok çok önemli. İlk temas. Gidiyor iken biz mesela eşimle ya da ben iş başına giderken çok heyecanlanıyorum. Bu mesleğin en çok o tarafını seviyorum. Yani nasıl heyecanlanıyorum? Ben kimlerle karşılaşacağım biraz sonra? Nasıl birileri kapı açacak? Nasıl insanlar? Her türlü insanla karşılaşma ihtimali var. Yani kötüden bahsetmiyorum aslında. Rümey sistemini de şundan seviyorum. Rümey sistemden insanlar gelmiyor. Kurallar olduğunu biliyor. Zaten onları direkt marka ediyor. Hiç bizim uğraşmamıza gerek yok. Yani şöyle bir şey. Yok, ben seninle anlaşamam buyurun falan. Öyle bir şey gerek yok. Marka ediyor. Çünkü insanların kafasında Rümey sistemde şöyle bir şey var. Kuralları var bunların. Kuralları kesinlikle reddedenler zaten gelmiyor, önermiş oluyor. Ama şey anlamında, insan iletişimi anlamında karşınızda bir profesör olabiliyor ama çok aksi olabiliyor. Sizi çok yorabiliyor. Fakat zor insanlar
insanlar hep şunu gördüm. Zor insanlar bile bir kez iletişim yakaladığınızda da bir kez o sizi bırakmıyor. Böyle bir şey var. Daha önce Bodrumlu bir sanatçının bize bir konserde vermiş olduğu bir eğitimden alıntı bir cümle. Çok inanıyorum ben. Biz ilk defa birisine gidiyoruz. Kapıyı çalacak, birisi açacak ama inanın biz önce kendimizi satmamız gerekiyor. Ki ondan sonra ürünü satalım. İsterseniz bir 10 dakika mola verelim. Ondan sonra devam edelim. Onu satmadayız. Yani şu anlamda söylüyorum. Açayım birazcık. Az önceki örnekten gideyim. Birileri davet etti, bir şekilde ulaştı. Temas ettik telefonla. Tabii gidip göreceğiz. Bununla ilgili başka işler daha var ama gittik. İlk temas, ilk yüzde temas çok önemli. Nasıl? Her yerde bu şeyle ilgili materyalleri, kitapları karıştırdım. Ve şöyle belli başlı can alıcı yerlerini iletişimle ilgili aldım. Bilmem katılır mısınız? 4 saniye vücut diliniz ve fiziksel görüntünüz ne kadar beğenildiğinizin, ne kadar ikna edici olduğunuzun ve tanıştığınız kişiler tarafından nasıl göründüğünüzün anahtarıdır. Doğru mu sizce? Doğru. İlk temas, yüzle temas anlamak istiyorum. Tanıştığınız kişiler üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakmak için 10 saniyeniz, daha da gerçekçi olmak gerekirse 4 saniyeniz var. Yani şöyle bir şey sayacak olursak 1, 2, 3, 4, bu kadar. Yani bu kadarlık bir şey, zaman dilimi karşı tarafa fikir veriyor. Gerçekten de ben de kendi açımdan düşündüm. Doğru. Sadece onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor değil, bizim de onlar hakkında düşünmemiz çok önemli. Çünkü yani az önce aynı anda konuştuk işte elektrik meselesi. Elektrik alışverişi ilk baştan başlıyor. İyi bir elektrik başlarsa iyi gidiyor görüşme. Yoksa kötü gidiyor. Gerçekten de tam öyle. Yapılan yüzlerce araştırma sonuçları gösteriyor ki biriyle tanıştığınız birkaç saniyede hem kişisel olarak hem de profesyonel olarak karşı tarafta izlenimler bırakırsınız. Hatta bu izlenimler adeta kaydedici ve ilişkinizin geleceğinde belirleyici bir rol oynarlar. %100 katılıyor. İlk anda sizi beynine nasıl yazarsa öyle gidiyor. Böyle kaydediyor. Bu ilk izlenimlerin sizin belirleyeceğiniz biçimde oluşmasını hedeflemelisiniz. Bunun için de işte bunun devamında da olan bir takım şeyler var, açıklamalar var, yönlendirmeler var. Yine ilk 4 saniye konusunda olabildiğince iyi görünme çok önemli. Ne giydiğiniz, makyajınız, mücevheriniz, saatiniz, çoraplarınız bile yani çoraplarınız. Çünkü davet ediyorlar, terlik veriyorlar, işini deyin söyleyeyim, genelde başımıza gelen şey. Giriyoruz. Onların konukları oluyoruz yani. Ayakkabılarınız, paltonuz, gözlüğünüz ve görüntünüzü oluşturan diğer her şey bir işi veya ilişkiyi başlatabilir ya da yok edilir. Bununla ilgili küçük bir anekdot anlatayım size. Aklıma geldi şimdi. Bizim kendi oturduğumuz bölgede Anadolu Apartmanı'nda çok analitik bir karı kocamız evine gidiyor Şenay. Ben yoktum ama eşim. Şimdi onlar dost olduk ama çok ilginç bir şey gelişmiş bana anlattığında. Sonra kendileri de özür dilediler. Bu belki başkan da başına gelmiştir. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman nasıl davranacağımızı bir de böyle örneklemeler olunca şaşırıyoruz. Karşıdaki insanlarla ilk defa yüze geldiğimiz için. Şenay kış aylarında girecek, işte metrekareleri alacak, detay tablosunu dolduracak, çıkacak, çalışma hazırlayacağız onlara, sunacağız. Ayakkabılarını dışarıda çıkarıyor. Genellikle öyle yapıyoruz. Onlar davet edince indiriyoruz. Çünkü başımıza böyle bir olay geldi. Başka da olmadı ama o anda ben yoktum. Anlatmana göre anlatıyorum. Eşi diyor ki Yüksel Hanım şey yapın diyor. İçeride çıkarın diyor ayakkabınıza. Ondan sonra daha doğrusu bokları var. O da bir hamle yapıyor. Daha doğrusu şöyle oluyor, pardon yanlış anlattım da. Öyle bir davet olmuyor ama yani şey olarak, jest ve mimik olarak öyle bir davet oluyor. Sözlü olarak değil de eşiyle yani iki eşin anlaşamaması gibi bir durum söz konusu. Şenay içeri giriyor, adım atıyor. Hemen beyefendi Mehmet diyor ki
kim dedi size diyor içeri girin diye ilk temas. Düşünün, hoş geldin bile yok ya. Yani. O da eşi de göz göze geliyor filan. Sonra eşi diyor ki Mehmet ne yapıyorsun ya falan diyor. Her neyse kötü başlıyor. Yani kötü bir elektrikle başlıyor. Tabii şeyler bozuluyor haliyle. Giriyor, işte sohbet ediyor, tanışıyorlar falan. Ayrılır, sevgisinden diyor ki, tabii ikinci temas olacak. Hatta üçüncü temas olacak. Diyor ki, ya diyor, kusura bakmayın diyor. Şimdi orada ilk temas kötü gelişiyor. Fakat içeride görüşmenin devamında kontrol konusu gündeme geliyor. Sohbet edilmeye başlanıyor. Kontrolü elde tutmak en güzel yolu, en güzel soruları sorup cevap almak, tekrar sormak, soru sormak. Ama karşıdaki insanın atmosferine göre, yani onu sıkmadan, bizim hakkında olumsuz düşünmesine yol açmadan sorular sormak gerekiyor. Eğer agresif birisi ise ona da göre davranmak gerekiyor. Eğer yumuşak başlı birisi ise ona göre sorular sormak gerekiyor. Fakat bir soru sorduğunuz sürece datayı dolduruyoruz. Çünkü bize bakış açısı kötü. Biz oraya giderken onlar bir emlakçı gelir diye bakıyoruz. Biz kendi evimizi sattık. Borsel'den sakallı, bokları var, bağcıkları açık. Adam asansörde bağcıklarını açmış gelmiş. Kendi evimizi sattığında 2012 yılında. Dedik ki yani bu şey yapıyoruz ama bize de bir şey oldu. Görelim dedik yani ne diyoruz. Çağırdık Borsel'i. Elinde fotoğraf makinesi açık. Makine bile açık yani. Hazır. Tık 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 hemen çekecek. Az önceki o şeyin videodaki gibi. Geldi hemen çıkardı. Hiç içeride girmedi. Dışarıda çıkardı. Geldi. Aynen yaptığı şeyi söyledi. Salona girdi. Koydu sandalyeyi. Üzerine çıktı. Dedim ben ne yapıyorsun dedim. Fotoğraf çekeceğim dedi. Alışmış çünkü. Yani insanlar buna aslında toplum da biraz buna şey veriyor. Prim veriyor. Alışmış. Makine açık. Botlar açık. Bağcıklar. O şekilde giriyor. Bir karış sakal. Kılık kıyafet çok önemli bir kere. Bir kere orada puan kaybettim benim açımdan. Ben orada gayretli danışman değilim, onun üstün sahibiyim bir anlamda. Sonradan iletişimi yükselen manevraya dönüp toparlamak ikinci, üçüncü şeye kaldı. Yani onlar mahcup oldular. Sonra Mehmet Bey, ikinci gittiğimde ben de gittim. Dedi ki geçen çok şey oldu dedi. Ben dedi aniden şey yaptım falan dedi. Ben tepki gösterdim, çok özür diliyorum dedi. Ama Mehmet Bey bunlar temizlik hastası. Evlerine şey gelmiş, hani böyle evde sizin şey var ya, sunum yapmışlar. Yani mesela toz kalktığı anda havada yakalıyor karı koca. Yani gerçekten o kadar hani anormal insan. Şu anda Nova Tower'da oturuyorlar. Anadolu apartman bilgilerini sattılar. Bir yıl, iki yıl uğraştılar. Şu anda iyi bir iletişim yakalamış durumdayız ama ondan hoş olmayan bir şey olmuş. Nasıl başlarsa öyle gidiyor ama orada aslında vatanın Mehmet Bey'den kaynaklandığını ben şimdi değerlendiriyorum. Aslında. Fakat hani evlere gidiyoruz. Bu ayakkabı konusu analitik birisi için hassas bir konu. Buna dikkat etmekte fayda olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü gittiğimizde kontrol kendilerinde olsun istiyorlar. Devam ediyorum. Üstelik tüm bunlar siz daha ağzınızı açmadan da olur. Daha hiç konuşmadık. İlk yansı. İlk 4 saniye. Giyinmeyle ilgili bakış açıları. Çok önemli giyinme. İlk itibarda ilk bakılan şey. Yani bu kot pantolon, tişört tarzına genel olarak yani çok basit giyinmenin saygı duymamakla değerlendirildiği gibi bir tez var. Katılıyorum ben de. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Sabah mesela ben gardırobun önüne geçtiğimde bugün hangi radyolarım var diye düşünerek karar veriyorum yani. Bir görüşme yapacaksam, yeni randevum oldu çünkü. Bir görüşme yapacaksam mutlaka ona göre hareket ediyorum. Ama o gün laş bir günse o gün ona göre giyiniyorum. Sürpriz gelişen durumlarda zor durumda kaldığımda oluyor. Hep hazırlıklı gelmek gerekiyor. Yani kotumu giyip geliyorum. Ama birisi tak diye diyor ki ben size şuradan ulaştım. Bugün akşama kadar zamanım var. Saat 4'te gelebilir misin? Genellikle bu şey radyolarda bir telefon temasında ilk defa tanıştığım birisinde ona uymak zorunda hissediyorum kendimi. Tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Bana onun bakış açısının emlakçı gibi olduğunu, tabii nereden geldiği çok önemli. Hangi kanaldan beni arıyor? O çok önemli ama yani
kiminle karşılaşacağımı bilmediğim için müşteriye uymaya çalışıyorum. Ama burada bir püf noktası var. Kesinlikle randevuyla çalışmanızı tavsiye ederim. Randevuyla hani bu olay bir hani ilk defa temas kuracağım bir kişide ona uymaya çalışmak lazım ama genel olarak planlı programlı gitmek, her şeyimizi ona göre ayarlamak noktasında bir de randevu ile çalışmak kurumsallığın bir parçası bence. Mesela adam diyor ki, dün mesaj burada duruyor, bana açmış ulaşamamış, ben görüşmelerde telefonumu sessiz alırım mutlaka. Arayanları sonra döverim. Yani telefonla açık, o yüzden konuşup bir hassasiyetim var. Bizim toplantılarda görüyorum, bangır bangır çalıyor. Alo diye toplantının ortasında konuşmaya başlıyor. Bana göre topluma saygı duyuyordur. İletişimde müşteriyle görüşme anında ben pardon falan deyip çok önemli bir şey değilse eğer, samimiysem pardon deyip açmam gereken bir şey varsa müsaade olarak açarım ama normal şartlarda ben kesinlikle ilk defa tanıştığımız birisiyle temas halindeyken, daha birbirimizi sınav aşamasındayken telefonun açılmasını, konuşulmasını dışarıya çıkarak daha olsa kesinlikle ve kesinlikle çok karşıyım buna. O kişi kesinlikle kendisi saygısızlık olarak algılar. Deniz de tarzı telefonunu sessizle alın, arayanların telefonu çalsın. Şunu yapabilirsiniz, bakın, şablonlar olsun. Bu herkese vardır. Telefon çalıyor, açıyorum, mesaj da reddet. Toplantı bitince ararım, araba kullanıyorum. Mutlaka bir şekilde cevap almak istiyor. Artık müşterinin kategorisine göre ama kesinlikle ve kesinlikle top şey anında aman yeni bir portföy geldi, yeni bir müşteri geldi diye gidip onu orada nasıl olsa uçağımlayacak değil ki, beraber görüşürüz yani deyip yeni bir kişiye acaba bu arayan kim, kayıtlı da değil, aman şunu kaçırmayayım falan diye. Mesela bunu neden çok Ahmet Bey yapıyor? Neden yapıyor? Kendisine de söyledim ben bunu. Çünkü açık portföy çalışıyor. Yani açık portföy çalışıyordan kastım şu, o da haklı kendine göre. Şöyle haklı, diyor ki, ben diyor, şimdi diyor, benim diyor, müşterinin önünden aradığı dairenin diyor, iki kişiye daha anahtarı var. Bana çok ters bir şey. Ama o da kendine göre başarılı, kendine göre bir yol çizmiş, kendini ispat etmiş bir arkadaş. Diyor ki, ben diyor şimdi diyor, benim için diyor müşteri her şeyden önemli. Evet. Ben diyor o aradığı anda uçarak gitmezsem diyor, öbür elinden tutuyor, gelir oraya gidiyor. Bu bizim sistemimiz aslında ama de tamamen ters. Uçmak zorundayım diyor. Yani çünkü o da verir, öteki de verir diyor. Müsavi de verir diyor. Şimdi mesela burada şöyle bir soru sormak isterim size. Yani şu anda aklıma geldi. Yine kendi kendinize düşünmenizi rica ediyorum. Yani müşterilerinizi şöyle bir gözünüzden geçirin. Mesela en kaymak müşterileriniz kimse? En sadık olduğunu düşündüğünüz müşteriler kimse? Onun bir mülkü var, siz kiraya veriyorsunuz ya da satmak istiyorsunuz. Birisi geldi, sizin gösterdiğiniz birisi de olabilir, göstermediğiniz birisi de olabilir. Geldi, dedi ki, mal sahibi Mahmut Bey dedi ki, ya Mahmut Bey ben burayı alacağım. Fakat ben Revax falan istemiyorum. Ben burayı kesin alacağım, paramdan ekip sabah kapıya gideriz. Ya da kontrat yaparsın Travis'ta. Tek bir şartım var. Kendini gayet kendine güveniyor. Karşı taraf o elektriği verdi. Çok ciddi olduğu elektriği verdi. Dedi ki sadece tek bir şartım var. Ben dedi aracı istemiyorum. Senden satın alacağım, senden kira alacağım dese. Acaba müşterinin kanına girebilir mi? Yani sizi satabilir mi müşteriniz? Siz düşünmeyi satın. Yani yardım edin. Yani böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz aslında. Eğer bir ihtimal var mı yani? Yani şöyle, ben ona şöyle bakayım hocam. Eğer sözleşme varsa, yani mal sahibi imza atmışsa, böyle bir yok pardon, burada sözünü kesin, bir şey söylemeyi unuttum. Şey, sözleşme varsa değil de, yok sözleşme. Yani şu anlamda söylüyorum. O kadar samimisiniz ki, yani ya da samimi olduğunuzu düşünüyorsunuz, samimi kategorisinde, müşterileri de kategorize etmek gerekiyor. İnanıyorsunuz, yani mümkün değil diyorsunuz, o gruptan birisinin kanına birisi girebilir mi? Sözleşme yok. Kanına girerse zaten o iş sizin dışınızda gerçekleşir. Bunlar yaşanmış şeylerdir. Yani düşündünüz mü? Samimiyeti ölçmek anlamında söylüyorum. Gerçekten kesinlikle yapınız. Dediğiniz birisi yapabilir mi böyle bir şey? Valla şey tam doldurur. Bence doldurur ya. Fuat Bey, olur mu? Yapar, olabiliyor. Ama çok samimiyseniz olmayacağını, öyle müşterilerim oluyor. Olmaz diyor. Sözleşme bile almaya gerek duymuyorum. Evet. Bazen şöyle oluyor.
Bunu çok duyduğum için söylüyorum. Bu yapmaz kesinlikle. İlk defa tanışılmış, belki birkaç temas olmuş, bir iletişim geçmiş, ortak noktalar bulunmuş, uyumdan bahsedeceğim biraz sonra. Fakat şey diyorum, çok bir mazisi de yok, fakat onu bir anda şeyi kurguna koymuş. Evet, o kurguna koymuş. Kesinlikle diyor, sanmıyorum diyor, çok iyi bir adam olayım diyor. Diyor. Yani ben bu konuda çok olumlu düşünmüyorum, olumsuz düşünüyorum. Ama şöyle şey söyleyeyim size. Bizim 9-10 yılın sonunda 5 tane ailemiz var. Ötker ailesi, Selçuk ailesi, bunlar gayrimenkul zengini aileler, 5 tane. Biraz sonra bahsedeceğim Sudan Nasır diye benim bir terim var. O oradan kaynaklı gelişen bilen bir şey. Şimdi bu kişiler ileri hiçbir zaman sözleşme şu anda yapmıyor. Çünkü onların tapuları, kontratları, banka hesap dökümleri hepsi bizde. Çekmecelerde duruyor. Yani onlar şey grubunda, o orkestradaki saz çalanlar var ya, bu grupta onlar. Onlar hiçbir şekilde bilim sözünün dışına çıkmazlar. Ben onların ne söyleşeni ne zaman yapıyorum? An itibariyle konuşuyorum. Şu anda onlardan korktuğumuz bir yer yok. Olsa, bir sene dedi ki, Güneş Türkiye dedi, siz bir yer yapıyoruz, Güneş bu aralar yapmıyor. Cımbızlamanı söyledi, dedi ki sizin dedi, Tülin Ötker'in dedi, yeriyle ilgili dedi, şey sözleşme istiyor. Akşama kadar istiyor dedi. Ya da iki gün müsüre verir falan, istiyor dedi. Ben sözleşmeyi alırım, boş iki süre, Tülin Ötker'e götürürüm ya da onu çağırırım. Gelmeniz gerekiyor dedi. Bu da otoritenin bir parçası. Boş olarak, dedi ki şu sol alta adınızı, soyadınızı yazın, tarihi de yazın, imzanızı atın dedi. Atar ve gider. Bu kadar net söylüyorum. Kontrol